Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına ve stüdyomuza davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Aden Sanat Eğitim ve Danışmanlık'tan Sayın Deniz İnan, söz büyücüsü bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler ve izleyicilerimiz söz büyücüsünü merak ediyorlar. Sayın Deniz İnan kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak isteriz. Buyurun. 1983 İzmit doğumluyum. Çocukluğumun önemli bir kısmını İstanbul'da geçirdim. Şu an hala Kocaeli'de yaşamaktayım. İki çocuk annesi, bir eğitmenim. Maşallah. Kısaca. Kısaca böyle. Evet, kısaca böyle dediniz. Ama uzun uzun anlatacak öyle çok şey var ki, değil mi? Var, tabii ki var. Örneğin edebiyat geçmişi. Edebiyat geçmişinizden biraz bahsedelim mi? Yazma serüvenimle başlayalım o zaman. Evet. 8 yaşında yazmaya başladım ben. Yaklaşık 25 yıl oldu. Edebiyat bende şöyle bir kapı açtı. 3 yaşında ben kendi kendine okuma yazmayı öğrenen bir çocuktum. Evde çok fazla alternatifim yoktu. Şimdiki kadar çok seçenek yoktu. Çocuk kitapları bu kadar çok yoktu. Babam çok fazla kitap okuyan bir adamdı. Dünya klasikleri okurdu. Ben 4 yaşında, 5 yaşında 600 sayfalık, 700-800 sayfalık dünya klasiklerini okumuş bir çocuktum. Edebiyatla alakam böyle başladı. Sonrasında 8 yaşında yazmaya başladım. İlk şiirimi yazdığımda 8 yaşındaydım. Sürekli de doğurgan bir süreç oldu benim için. Üretken bir süreç. Hala devam ediyor. Evet, ilk şiirimi yazdım dediniz. İlk şiiri hatırlayabiliyor musunuz? Hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyordum. Bir kısmı hala aklımda. Ben yıllarca yazdığım, depoladığım, biriktirdiğim her şeyi maalesef Marmara depreminde kaybettim. Göçük altında kaldığım için bu yazdığım her şey de gitti. Çok o zamanlardan kalan bir şey yok. Yani tek tük aklımda. Evet, bugün tekrar Marmara depreminde zarar gören her can için bir kez daha ne kadar üzüldüğümüzü dile getirelim. Rahmetle analım, rahmete kavuşmuş olanları, ama sizler gibi sağlıkla hayata devam edenler de uzun ömürler yaşasın, sağlıkla diyoruz. Geçmişi öyleyse Marmara depremi geçmişini bırakıyoruz, bir kenarda bırakıyoruz. Bıraktık. Evet, bunun akabinde dergilerde ya da gazetelerde yazılı basında yer aldınız mı edebiyat? Çok fazla yer aldım ve devam ediyorum da. İlk dönem yazmaya başladıktan sonra, kendimi keşfetmeye başladıktan sonra 15-16-17 yaşlarında yazdıklarımı hep sakladım. Çünkü etrafımda benimle birlikte bu işe gönül veren başka bir insan yoktu. Sanatçı bir aileden geliyorum ben ama etrafımda buna rağmen şiir yazan bir insan yoktu. Ben neden çıkış noktam şiir, onu hala bilebilmiş değilim. Yazdıklarımı hep saklama gereği duydum ama sonrasında dergi okumaya başladıkça evet şiirler yayınlanıyormuş, şuna bir göndereyim, buna göndereyim diye diye dergilerde ve gazetelerde yazılarım ve şiirlerim çıkmaya başladı. Sonrasında yerel basında gazete de çıkardık biz. Kendi dergilerimizi falan da çıkardık. Şu anda da o süreç devam ediyor. Ben çok keyif alıyorum dergilerde şiirlerimin yayınlanmasından hala. Evet. Ne kadar güzel. Tabii ki her zaman için şunu merak etmişimdir. Şiir çok severim. Gerçekten çok severim. Okumayı çok severim ama. Aslında sizin duygularınızda her şair kendi duygularıyla birçok insanın duygularını paylaşıyor, değil mi? Doğru. Bu nasıl bir şey? Bu insan önce kendini, sonra bir nebze karşıdaki insanları, onunla iletişim halinde olan olmayan insanları tanımasıyla alakalı. Bununla ilgili sorulan sorular var, sıkça sorulan sorular. Kime yazıyorsun? Nasıl bir ruh halinde yazıyorsun? Birine mi yazıyorsun? Şiir öyle bir şey değildir. Ben şiiri bu katmandan çıkartmak için gönüllülükle uğraş veren bir insanım. Şiir insanın duygusu. O anda karşında yazdığın biri de yok aslında. Ama onu yazarken biliyorsun bu birine hitap edecek, biri okuduğunda bunu sahiplenecek. Evet. Şiirin efsunu da burada yatıyor. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Peki, kitaplar çıkarttınız. Evet.
imza günleriniz oldu tabii ki bu kitaplarla birlikte. Hı hı. Kitap fuarlarına da katıldınız mı? Katıldım. Hepsini öğrenmek istiyoruz. Kaç kitabımız var? Hazırlıkta neler var? İşte bir kitap ortaya çıkmadan öncesinde o doğuma yakın süreçte neler yaşanıyor? Hı hı. Stres var mı? Sancılar? Anlatayım. İlk kitabım benim Aşkın Nühali. 2009 yılında Ankara Ekin Sanat'tan çıktı. O dönem ben Ankara Ekin Sanat'ta derginin çıkmasına da yardımcı oluyordum. Hem şiirlerimi yayınlıyordum hem de yayın kurulundaydım. Kitap fikriyle bana geldiklerinde aslında benim kitap için bir hazırlığım yoktu. Yazılmış şiirlerim vardı ama çok yapılan yanlışlardan bir tanesi bu. Benim 50 tane şiirim var diye ben kitap çıkartmalı mıyım sorusunu insan kendine sormalı. Oturdum, hiç şiirim yokmuş gibi davranıp birçok şiir yazdım. Üst üste koydum, eledim. Dedim ki tamam, bundan kitap olur. Kitap çıktı. Kitabı elime aldığımda ilk dönem hiç yanımda taşımadım. Alışamadım, adapte olamadım. İnsanın yeni doğan çocuğuna adapte olamaması gibi bir şey bu. Onu da gizleme gereği duydum. Sonrasında dinleti süreçleri başladı. Aslında kitaptan önce de vardı. Şiir dinletilerine ben çok katılıyordum Türkiye genelinde. Kitapla katılma süreci başladı. Küçük küçük imza günleri olmaya başladı küçük gruplarda. Hadi Deniz İnan da geliyormuş. Madem gelsin şiir okusun bize de imzalı kitabını versin diye. İlk kitabın üzerinden sonra 7 yıl bir süreç geçti. Çok ara verdiğimi düşünüyorum ama ara vermekte de haklı sebeplerim var. O arada da 2 tane çocuk yaptım ve onları büyüttüm. Bu duyguların içine bir de annelik girdi tabii, şimdi artık değil tabii, mi? Tabii tabii. Orada da bir evrilme yaşıyorsunuz aslında. İkinci kitapta da onu gördüm kendimce. Tabii bu arada yazmaktan hiç kopmadım. Biraz daha yazılarım, makalelere, denemelere ve öykülere kaydı. Şiirden biraz uzaklaştım. İyi bir şiir okuyucusuyum ben. Okumayı kesmedim ama bir dönem hiç şiir yazmadım. Yazamadım. O kadar yoğun ki annelik süreci. 2 tane çocuk. Sonrasında artık dedim ki ara açılıyor. 7 yıl geçti. İnsanlar sormaya başladılar. Dinletilere gittiğimde yeni kitap soruyorlar. Aa evet, evren bana mesaj veriyor. Benim artık yeni bir kitap çıkartmam lazım. Diyerek bu yıl Kocaeli'de 8.si düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na bir kitap yetiştirdim. İkinci kitabım 40 Yama Mayıs 2016 tarihinde çıktı. Çıkar çıkmaz fuara girdi. Çok da güzel reaksiyonlar aldım. İmza günleri de oldu. Devam ediyor hala. Araya yaz dönemi girince biraz kopukluk oldu ama bu kış döneminde tekrar il il dolaşıp imza günleri yapmaya da devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Tabii dinletiler devam ediyor yurt devam içi ediyor. Ve yurt dışında. Evet. Değil mi? Evet. Bundan da bahsedelim mi biraz? Bahsedelim. Yurt dışında nerelere gittiniz? Hangi ülkelere gittiniz? Davet mi edildiniz? Burada gerçekleştirdiğiniz dinletilerden biraz bahsedelim. Yurt dışının ilk ayağı Kıbrıs'ta gerçekleşti. Kıbrıs'ta Bedesten'de çok güzel bir şiir dinletisi yaptık. Türk şiirini oraya taşıma amaçlı yapılan bir programdı. Türkiye'den davet edilen şair de bendim. Onun üzerine panellerde de zaten konuşmalarda yaptık. Çok keyifliydi. Sonrasında yakın bir tarihte Yunanistan Türk ortaklığı olan bir firma, sanat firmasından tarafıma ulaşıldı. Şimdi onun ön hazırlıkları içerisindeyiz. Türkiye'nin Yunan ortaklı bir sanat çalışması yapacağız ve Azerbaycan ayağı var. Türkiye-Azerbaycan arası bir köprü kuracağız Türk şiirinde. Her şey yolunda giderse. Her şey yolunda gidecektir. Ben de öyle umuyorum. Çünkü biraz önce dediniz ki evren mesaj verdi. Bence siz evrenden olumlu mesajı 25 yıl önce almışsınız. Sanırım öyle oldu. Evet, yazma serüveninde tabii ki festivaller de var. Var. Ödüller var, plaketler var. Yazdığım dergilerden ve gazetelerden gelen belgelerim, plaketlerim var. Bu yıl 12.si düzenlenen Didim Yazarlar Festivali'ne katıldım. Orası da çok keyifliydi. Milli eğitimle yaptığımız çalışmalar vardı daha önce. Oradan gelen plaketlerim var. Böyle. O kısmı da böyle. Devam ediyor ama o süreç artarak ilerleyecektir umuyorum ki. Evet.
Bir de eğitimci tarafınız var. Evet. Eğitim mutlak surette her alanda yine sizin eliniz, gözünüz, kulağınız gibidir, devam ediyordur. İster istemez mutlak surette bir şeylere dokunuyorsunuzdur eğitim amaçlı, değil mi? Kesinlikle. Sosyal sorumluluk projeleri sizin çok da fazla omuzlarınıza aldığınız gözüküyor şimdiye kadar, evet, yapmak istedikleriniz arasında. Ve işaret diliyle şiir okuma konusunda da neler söyleyeceksiniz bize? Ben şiirle ilgili özellikle sosyal sorumluluk projeleri adı altında ismimin geçmesini çok istiyorum. Bunu katıldığım her platformda söylüyorum. Ben ipi göğüslüyüm. Bundan manevi çıkarlarımız haricinde hiçbir talebim yok ama lütfen beni sosyal sorumluluk projelerine yazın. Çocuk Esirgeme Kurumu yararına yapılıyorsa kitap gelirini paylaşalım. Başka bir kurum yararına yapılıyorsa gelirini paylaşalım. Hepsini bağışlayalım. Ama lütfen bazı etiketler altında olsun ki şiir yazdığımız, yaptığımız şey bir işe yarasın. Ve işaret dili konusunda da ben kendi eğitmenliğimi tamamladıktan sonra, işaret dili eğitmenliğini aldıktan sonra işaret diliyle şiir okumayı hedefliyorum. İşaret diliyle şiir okuma platformu denen bir şey yok şu anda Türkiye'de. Ben bunu kapı kapı dolaşıp işaret dilini nereye götürebilirsem, çocuklara, gençlere, yetişkinlere, yaşlılara nasıl ulaşabilirsem, şiirin sadece görsel ve işitsel bir şey olmadığını, aslında ruhani bir doyum olduğunu anlatabilirsem çok memnun olacağım kendi adıma. O reaksiyonu da, karşı reaksiyonu da alacağımı düşünüyorum. Güzel bir iş çıkacağını düşünüyorum bunda. Evet, gerçekten de öyle. Çok olumlu bir reaksiyon gerçekleşecektir. Çok hoş bir proje. Bunu yapacağım. Çok hoş bir proje. Olmamızı istediğiniz bir nokta olursa her zaman yanınızda olmaya hazırız. Teşekkür biz de ederim. Bu proje çerçevesinde. Destek vermeyi sevdiğim gibi destek almayı da talep ederim. Muhakkak ki istediğim bir nokta olursa size ulaşırım. Hep yanınızda oluruz. Teşekkürler. Evet, şiir dışındaki çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Şair kimliğimle anılıyorum. Ben her ne kadar şairim demesem de, şiir yazıyorum aslında, şair olmadım demesem de piyasadaki ismi bu işin şairlik. Ama ben öykü ve denemeler de yazıyorum. Ve kendi çocuklarım olduktan sonra çocuk edebiyatındaki boşluğu gördüm kendimce. Oraya yönelmek gibi bir, çocuk edebiyatındaki boşluğa bir tuğla koymak gibi bir hedefim var. İlerleyen yıllardaki tek hedefim çocuk edebiyatı. Ama bunun içerisinde sadece çocuk öyküleri, hikayeler, masallar yok. En başta yine şiir var. Çocuk şiirleri var. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet, tüm çocuklarımız şiir gibi bir hayata sahip olsunlar. Şiirler okuyarak diyoruz biz de. Evet, atölye çalışmalarınız var. Evet. Çocuk şiirleri, öykü, masal yazma çalışmaları. Bunların hepsini bir arada yürütüyorsunuz. Evet. Nasıl yetişiyorsunuz? Bunları biraz böyle anlatalım mı? Anlatalım. İlk önce fikir nereden çıktı onu ben söyleyeyim. Şimdi kendi çocuklarım olduktan sonra yine çocuklara hitap eden şiirlerin olmadığını da gördüm. Bir takım derleme toplama şiirler var. Güzel şiirler de var içerisinde, yok değil. Ama ne olmuş bu zamana kadar? Çocuk şiirlerini hep yetişkinler yazmış. Ben yetişkin aklımda bir çocuğa şiir yazar mıyım? Yazarım. Çok da güzel yazarım. Ama ne yaparım? Bunda sadece zekamı kullanırım. Çünkü ben kalemimi kırmak zorundayım. Karşı tarafa verdiğim mesajı çok iyi düşünmek zorundayım. Bu beni engeller. O zaman ne olsun? Çocuk şiirlerini çocuklar yazsın. Çünkü onların kalemleri çok özgür. Çocuk şiirleri çocuklara kendi yaşıtlarından ulaşırsa çok daha doğru olur diye düşünerek bir çocuk atölyesi, bir çocuk yazarlık atölyesi planladım. Bunun içerisinde başta şiir olmak üzere çocuk masalları var. Masal kısmında da şöyle, çocuklar ilk başta masalın ne olduğunu anlayana kadar, yazma tekniklerini kavrayana kadar masalın ilk yarısını hep birlikte yazacaklar. Örneğin 20 çocuğumuz varsa 20 çocuk tek bir başlangıç yapacak. Ama işi öğrendikten sonra herkes o masala kendince bir son yazacak. Şiir kitaplarını da masal kitaplarını da antoloji haline getirip başta kendi okulları ve kendi yaşıtları olmak üzere kendi arkadaşlarına dağıtacağız. Evet. Hedefimiz bu. Ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok seviyorum, keyif alıyorum. Özellikle hedeflerim arasında zaten
şiiri çekirdekten çocuklara verebilmek, çocuk şairler yetiştirebilmek, şiirin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatabilmek var. Biz çünkü toplum olarak şiiri bilmiyoruz aslında. Şiire çok kıymet de vermiyoruz. Vermiyoruz. Evet. Kıymeti arttırmak benim amacım. Evet, ne güzel bir amaç, ne güzel bir hedef. Peki size göre edebiyat dünyasının yanlışları neler? Bana göre edebiyat dünyasının yanlışları, en başta okuyucunun, yazarların yanlışları var. Biz yazıyoruz, melankolik bir toplumuz, arabesk. 10 kişiden 8'i muhakkak yazıyordur. Hem de şiir yazıyordur. Ama nasıl yazıyordur? 10 kişiden 8'i yazıyorsa 10 kişiden 6'sı hayatında hiç kitap okumamıştır. Ne yazık ki kamyon arkalarındaki sözleri kendine hedef alır. Onun üzerine 3-5 tane şey ekler, yazar. Bunu kesinlikle küçümsemek anlamında söylemiyorum. Vurgulamak istediğim şey şu, okumanın yazmadaki önemi. Toplum olarak, yazarlar olarak bu yanlışı yapıyoruz. Ama edebiyat dünyasının en büyük yanlışı, ne yazık ki bunları denetleyecek bir kurumun olmayışı. Ben bugün elime kalemi alırım, bir kitap yazarım, götürürüm bir yayın evine, bastırırım. Hiç kimse bunu denetlemez. Örneğin kişisel gelişim, örneğin çocuk gelişimi adı altında ben bir şey yazdım. Ya orada yanlış bir mesaj veriyorsam, ya ben orada küfrediyorsam, ya ben aşağılıyorsam. Bunları denetleyen kurumların olmayışı ne yazık ki bu işi çok ayağa düşürdü ve çok içler acısı hale getirdi. Biz artık korsan kitapları konuşmaktan çıktık. Gerçek kitapların kalitesini tartışır hale geldik. Aa evet, ben yazdım, piyasaya da sürdüm, ne olursa olsun. Ama böyle olmamalı. Burada bir üst kurul muhakkak gerekiyor, denetleyici kurum. Evet, en büyük yanlış burada diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Sadece kitabın editörüne bırakılmamalı diyorsunuz. Bir üst kurul gerekli diyorsunuz. Yoksa herkes yazıyor ve herkes yazarım, şairim. Ben bir kişisel gelişim kitabı yazdım, ben bir çocuk gelişim kitabı yazdım diye ortaya çıkıyor. Evet, bir yemek kitabı olsa herkes yazar mı? Yazar. Bir sürü tarif vardır. Ama bu öyle bir şey değil. İnsanlara mesaj veriyorsunuz iki satırlık yazıda. Şiir kitapları için de geçerli. Ben kendimi de koyuyorum o çemberin içine. Benim yazdıklarım da denetlensin. Gerekmiyorsa çıkmasın piyasaya. Ben en iyisini yapayım. Olgunlaştırmak için kendimi geliştireyim. Daha fazla okuyayım. Daha güzel yazayım. O çıksın piyasaya. Keşke evet. Böyle olsa ama olmuyor maalesef. Keşke. Onu da evrene yollayalım. 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 Peki bu alanda ulaşmak istediğiniz en üst çıta, seviye, hedef diyelim. Hı hı. Nedir? Türk şiirini uluslararası platformlara taşımak. Ama öyle kendi ismimle, kendi markamla olmak gibi bir derdim yok. Ülkeler arası bakıldığında, Türk şiiri buymuş, yerelde de insanlar bunları yapmışlar. Bu insanın hiçbir vasfı yokmuş ama bunları yazmış dedirtebilmek. Denecektir, emin olun. Umuyorum. Ummayın, emin olun. Çok keyifli bir sohbetti. Ben eminim ki izleyicilerimiz de çok keyif aldılar bu sohbetten. Sohbetimizin konusu sadece şiir değildi. Aslında şiire duyulan saygı, evet, ve şiirin çok ama çok farklı bir eğitim olduğuydu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz, ben teşekkür katılımınız ediyorum. İçin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, söz büyücüsü, şair Sayın Deniz İnan'ı ağırladık. Hoşçakalın.